Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız belli değil. Adalet Bakanlığı'nın ardından emniyette de mülakat skandalı ortaya çıktı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda mülakatların kaldırılacağı sözünü vermişti seçim öncesinde. O söz tutulacak mı belli değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranları ile ilgili genel bir tebliğ yayınladı ama işe yarayacak mı belli değil, hatta çok şüpheli. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti. 4 adayın yarıştığı olağanüstü kurultayda Akşener veda konuşmasını yaptı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. 31 Mart yerel seçimlerinde eğer partim oy kaybederse siyaseti bırakacağım demişti Meral Akşener. Son kez veda konuşması için olağanüstü kurultayda kürsüye gidiyor. Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü. İYİ Parti genel başkanlık değişimi için olağanüstü kurultay günüydü. 6,5 yıl genel başkanlık koltuğunda oturan partinin kurucu lideri Akşener koltuğu devretmek için son kez İYİ Parti genel başkanı sıfatıyla kürsüdeydi. Sadece söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum. Başarısızlığı ben aldım. Artık başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim, artık hesabı siz tutacaksınız. Allah'a ısmarladık. İYİ Parti'nin 5. olağanüstü kurultayı öncesinde milletvekilleri de son kez Meral Akşener'le beraber kurultay salonunun olduğu alanın içerisinde toplantı halindeler. Bu toplantı bittikten sonra da hem adaylar hem milletvekilleri hem de Akşener kurultay salonuna gidecek. Genel başkanlığa veda ettiği gün partililerle milletvekilleriyle kapalı kapılar arkasında toplantı yaptı. Çay içip sohbet etti. O anları Nav Haber görüntüledi. Hadi neş lan, kaçacağız. Koruması milletvekilleri Akşener ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. İzleyicilerin alınmadığı olağanüstü kurultayda genel başkanlık için 4 isim yarıştı. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum. Toplumun sesine, parti teşkilatlarımıza kulak kıyarak asla ve asla siyaset yapılmaz değerli arkadaşlarım. Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkan adayıydılar. Siyasi hayatına 100 bin kişiyle arenada başlamış bir siyasi hareket bugün burada 3 bin kişiyle kongre yapmamak durumundaydı. Gönlünüz alan bir yönetim vaat ediyorum sizlere. İlk turda Koray Aydın 472, Musavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. İkinci turda Akalın adaylıktan çekildi. Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu genel başkanlık için yarışıyor. Ve sevgili seyirciler, son dakika gelişmesi var. İkinci tur oylamada tamamlandı İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında. Bu sefer Musavat Dervişoğlu 569 oy aldı. Koray Aydın'sa 566. Halbuki birinci turda haberde de aktardık. Musavat Dervişoğlu 370, Koray Aydın 472 almıştı. Şimdi demek ki Tolga Akalın'ın delegeleri Musavat Dervişoğlu'nu tercih etti gibi gözüküyor. Üçüncü tur oylamada biterse sizlerle paylaşacağız. Efendim, siyasette verilen sözlerin tutulmadığına bizler o kadar şahit olduk ki bu sefer şaşırdık. Şöyle ki Meral Akşener bugün artık hem seçim sonuçlarındaki başarısızlığın sorumluluğunu almış hem de sözünü tutmuş bir siyasidir. Olması gerekene. Yani sözünü tutmaya bile şaşırır hale geldik. Garip, o da ayrı. Neyse, İYİ Parti'deki değişim millet için, ülkemiz için hayırlı olsun diyelim. Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da lüks makam odasıyla gündeme gelen Yunus Emre Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, AK Partili başkanın milyonlar harcadığı makam odasından CHP'nin önümüzdeki hafta yayınlanacak tasarruf genelgesine kadar birçok konuya değindi. Nasılsınız? Kamu kaynaklarının bir partinin yandaşlarına peşkeş çekilmesini, 150 bin liraya yapılacak için 350 bin liraya yapılmasını, bundan hiçbirini affetmeyiz. Sorumlusu kamu görevlisi ise kamu görevlisi, siyasetçi ise siyasetçi verecek. Eski AK Partili Başkan Mehmet Çerçi'nin milyonlarca lira harcadığı
Gösterişin lüksün en somut örneklerinden olan Yunus Emre Belediyesi'nin makam odasında kurdu bu cümleleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Önümüzdeki hafta bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere tasarruf genelgesi yollayacağız. Geçmişin şatafatından arınacağız. Yunus Emre Belediye Başkanlığı makam odası adeta bir saray odası gibi. 1,5 milyon liraya alınan işlemeli seramik kaplı şömine, altın varaklı koltuklar, çini vazolar, gösterişli aksesuarlar. CHP'li Belediye Başkanı Semih Balaban, AK Partili Başkan döneminde milyonlar harcanan eşyaların açık artırmayla satılacağını, belediyeye gelir sağlanacağını açıkladı. Özgür Özel o makam odasından CHP'nin tasarruf genelgesinin detaylarını anlattı. Herkes belediyeye kendi arabasıyla gelecek. Havuzdaki arabadan kamu görevi çerçevesinde ihtiyacını karşılayacak. Ondan sonra kendi arabasıyla evine dönecek. Bize şımarın diye, israf edin diye, peşkeş çekin diye değil, bize sahip çıkın diye oy verdiklerinin farkındayız. Hiçbir başkan yardımcımız makam aracı yok. Kendileri geliyorlar araçlarıyla buraya. Havuzdan kullanıyoruz. Kardeşim benim, ilk kez buradan söylüyorum Barış Özel. Adalet yürüyüşünden beri işsizdir. Bilmez miyiz? İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım. Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Abisi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret ettiği Yunus Emre Belediyesi AK Partili Başkan'dan 1 milyar 103 milyon lira borçla devralındı. AK Parti'den CHP'ye geçen Uşak Belediyesi'nin de borcu hesaplandı. Borcumuzu şimdi sizlerle maalesef gösteriyorum. 1 milyar 276 milyon 816 bin 921 TL ile borcumuz var. CHP Genel Merkezi hem belediyelerle ilgili tasarruf genelgesini hazırlıyor hem de Cumhur İttifakı'ndan devralınan belediyelerdeki toplam borç hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında tasarrufun yılın ikinci yarısında devreye gireceğini açıklamıştı. Ancak nasıl tasarruf edilecek ve neden yılın ikinci yarısı soruları yanıtsız kaldı. Son açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Erdoğan'ın yardımcısı gereksiz harcamaları bitireceğiz diyemedi, azaltacağız demekle yetindi. Makam araçları ve saraylarda her alanda tasarruf yapacağız, her alanda. İşin ana fikri şu: gereksiz harcamaları azaltmak. Kamu harcamalarında tasarrufa ilişkin iktidar cephesinden son açıklama. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz israfı bitireceğiz demedi. Somut örnekler de vermeden gereksiz dediği harcamaların azaltılacağını söyledi. Geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş bir takım kalemlerin tespit edilerek bunlar da azaltmaya gidilmesi. Bir sabah genelge yayınlarsınız, şunlar şunlar yapılabilir, bunlar yapılamayacak dersiniz, hayata geçirirsiniz. Şimdi tek tek maddelere girmemiz doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu değerlendirme, teknik çalışma süreci devam ediyor. Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün tabii ki ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak. 10 aydır Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında tasarruf yılın ikinci yarısında devreye alınacak dedi. Cevdet Yılmaz ise yakın bir gelecekte ifadesini kullandı. Kamuda tasarruf henüz olgunlaşma aşamasında. Yakın bir gelecekte olgunlaştıracağız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak bütün bu maddeler. Tasarruf tedbirleri konuşuluyor. Tam da bugünlerde Diyanet İşleri Başkanımızın 6. makam aracı aldığını öğreniyoruz. A6 şeklinde. Herhalde 7.si A7, 8.si A8 olacak. O şekilde devam edecek. Bir Gün gazetesinin haberine göre 6 makam arabası olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kullanımındaki bir arabayı Diyanet Vakfı'na verdi. Vakfın iştirakleri üzerinden aynı markanın üst modeli olan daha lüks makam aracı alındı Erbaş için. Yeni makam arabasının piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira. 6. makam aracını alıyor insanlar açlıkla imtihan edilirken. Bir yanda kamuda tasarruf söylemleri, diğer yanda lüks yeni makam arabası. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ali Erbaş da 6. makam arabası ile ilgili bir açıklama yapmadı. Diyanet İşleri Başkanı'nın makam aracı sayısı da tam belli değil bu arada. 8 tane olduğu da iddia ediliyor. Neden bu kadar araca ihtiyacı var? Ve neden bu yoklukta bir din adamı, yani hani dünya nimetlerinden ziyade inancını yaşaması ve örnek olması bununla gereken bir kişi ya, 15 milyonluk aracı binmeyi içine nasıl sindirebilir bilmiyorum. Bir de kamuda tasarruf paketi olgunlaşacakmış daha.
ham meyve mi bu olgunlaşmasını bekliyoruz? Samimi gelmiyor bu açıklama bana ve neden yılın ikinci yarısını bekliyoruz? Anlamak zor diyeceğim ama çok da değil aslında. Bunca yıl gösterişe, şatafata alışmış yöneticileri ikna etme süreci gibi de düşünebiliriz, o da zor. Efendim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir kez daha asgari ücrete ara zam yok dedi. Gerekçesini de maaşlara zam enflasyonu artırıyor diyerek açıkladı. Asgari ücretin daha fazlasını kira olarak ödüyoruz maalesef. 18 bin lira bir kira. Ciddi miktarda bir zam yapılması gerekiyor asgari ücrete. Ekonomi bir denge işidir. Dengeyi bozduğumuzda birçok farklı noktada başka dengeler de bozulur. Ne zaman dengenin dışında bir artış yapılsa marketlerde, mağazalarda ürün etiketleri hemen değişiyor. Bu da enflasyonu daha da arttırıyor. Yani ne alakası var? Verseler de vermeseler de zaten yükseliyor. Koskoca hükümet artıranları önüne geçemiyorsa biz halk olarak ne yapabiliriz ki? Asgari ücretli ara zam olmayacak diyen Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon artışını da ücretlere yapılan zamma bağladı. Maaşlara zam yapınca fiyatlar artıyor, enflasyon yükseliyor dedi. Yani enflasyon niye yükselir? Para basmaya devam edersen, hazinede karşılığı yoksa paranın, enflasyon yükselir ülkede. Bu bir, bir daha iki zaten. Bir sene önce 8500 lira olan asgari ücret 17 bin lira olarak belirlendi. Temmuz'da artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı. Ama Ocak ayından bu yana her ay enflasyonla alım gücü düşüyor, maaşlar eriyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise zam enflasyonu artırır diyerek asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söylüyor. Enflasyonu onlar artırıyor. Peki doğalgazın enflasyonunu kim artırıyor? Elektriğin enflasyonunu kim artırıyor? Onlar kimin? Devletin kendi malı, kendi zam yapmasın. Asgari ücret seviyesi belirlenirken bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seviyede olması, enflasyon, işsizlik seviyesi ve ekonomik büyüme oranları gibi faktörleri dikkate almak zorundayız. Hiç geçinemiyoruz ve artı bak dışarıya çıktık bir şey yiyeceğiz de o şekilde yani. Ucuz bir yer arıyoruz. Sadece bir tane simit alabildik. Ne zaman dengenin dışında bir artış yapılsa marketlerde, mağazalarda ürün etiketleri hemen değişiyor. Bu da enflasyonu daha da arttırıyor. Dolayısıyla ücretlere yapılan zammın bir anlamı da kalmıyor. Versen de vermesen de yükseliyor her türlü zaten. Bahane bu öyle, hani denetim olmazsa zaten zamla alakası yok. Denetim yapacaksın ki zamlar olmayacak. Mesela kiracıyız. Ev sahipleri duracak mı yerinde? Evet. Durmayacak. Nasıl ödeyeceğiz? Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde ekonomik ve mali disiplin politikası etkili bir şekilde uygulanıyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bu cümlesiyle de ara zam yapılmaması konusunda topu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e attı. Profesör Doktor Aziz Çelik Hoca geçenlerde önemli bir bilgiyi tekrarlamıştı, paylaşmak istiyorum. Özetle şöyle: asgari ücreti devlet ödemez, devlette asgari ücretli çalışan yoktur. Asgari ücretle çalışanlar özel sektördedir. Dolayısıyla asgari ücret artışının devletin kaynaklarıyla alakası yoktur. Ve ayrıca kasamızda para olmadığı için değil, asgari ücret artışının enflasyonu artıracağı ezberi nedeniyle asgari ücret artışına karşı çıkıyorlar diyor. Anladığınız üzere pek çok iktisatçı gibi o da ücret artışlarının enflasyonu artıracağı görüşüne katılmıyor. Hakikaten sadece harcama olmasın diyerek bu milletin resmen boğazına yapışarak mı engelleyeceksiniz enflasyonu? Oysa kamuda şatafat devam ederken ki biz biraz önce aktardık onu. Maliye Bakanlığı pide satıp hamur sattım diyen ya da kebap yedirip su fişi kesen, yani KDV'yi düşük gösteren lokanta, restoran ve kafelere bir kez daha KDV oranlarını hatırlattı. Tüketicilerin şikayetleri de artınca denetimler artırıldı. %1 KDV oranlı hiçbir ürün yok. Restoran ve kafeler mi? Hiçbir ürün yok. Hiç mi yok? Yok. Temmuz 2023'te çıkan yasaya göre artık yok. Ve şu an bir restoranda ve kafede ödediğiniz fişte %1 KDV görmeniz normal şartlarda mümkün değil. Değil. Değil yani, olmaması gerekiyor. Yasak. Yasak ama bazı restoran ve kafelerde kesilen fişlerde %1 KDV hala var. Örneğin bir pidecinin fişi, pişirilip tabakta masaya hizmet edilen bir ürünün KDV'si %10 ama restoran bir fırın gibi unlu mamul veya hamur fişi kesiyor. %1 KDV ile satış yapıyor, yani vergi kaçırıyor. Temmuz 2023'te restoran ve kafelere getirilen KDV artışını hala yansıtmayan esnaf için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı katma değer vergisi tebliğ
bildiğini resmi gazetede düzenleyerek yayınladı. KDV yine arttı eleştirilerine ise Bakan Mehmet Şimşek yanıt verdi. KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. KDV'ye dikkat ediyor musunuz? Yok. Etmiyorum, yanlış mı yapıyorum? Kafe ve restoranların %10, alkollü ise %20 KDV ödemesi gerekiyor. Ha. Ay ben hiç bakmadım zaten şimdiye kadar. Ne geliyorsa önüme onu ödüyorum. Her şey normal olması lazım. Bizden almasını biliyorlar parayı. Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı kararıyla restoranlarda %18 olan KDV oranı %20'ye, %8 KDV'ye tabi teslim ve hizmetler ise %10'a yükseltildi. Diyelim ki ben bir kahve ya da çay söyledim. Bunun KDV'si ne kadar? Biz de %10 olarak işletmemizde kesinlikle kesiliyor. Zaten fişlerimizde de hepsi belli burada. Bakabilir miyim acaba? Tabii ki. KDV'lerin hepsi %10. Evet. Biz masaya servis yapıyoruz. Masaya servis yaptığımız için %10. En az kesmek zorundayız. Şu anda çekim yaptığımız kafede bir kahve sipariş verdim ve fişimi de rica ettim Uğur Bey'den. Hemen bakalım, %10 KDV kesilmiş ve ücretimi de ödedim. Ama yine buna benzer bir kafede KDV %1 olarak görünüyor. Dışarıda cihazlar ayarlıyorlar tabii bu KDV'yi düşürmek için. Yiyecek ve içecek olarak da değiştirebiliyorlar. Alkol satıyorlar ama bunu su olarak gösteriyorlar. Yiyecek olarak gösteriyorlar ama alkolün KDV'si yüksek. Alkole %20 kesmesi gerekirken yiyecek olarak kestiği zaman %10 olarak. Yani %10 bir fark var vergide. Örneğin bir restorana ait iki fiş aynı tarihte bir dakika arayla kesildi. Toplam 654 liralık iki fişte restoran su sattığını iddia ediyor. Ama aslında yenilen kebap. %10 KDV yerine de kesilen %1 KDV. Durumu fark eden tüketicilerin şikayetleri arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir kez daha Temmuz 2023'teki oranların geçerli olduğu KDV tebliğini düzenledi ve esnafa, tüketicilere duyurdu. Denetimler de artırıldı. Çünkü kaçırılan verginin yükü herkesin omuzlarına yüklemek. Atın istemiyorum fişi diyorlar ve bırakıp gidiyorlar ama alıp bakması gerekiyor. Bu sefer ne oluyor? Devlete yük oluyor. Devlet demek ne demek? Biz demek, biz demek, esnaf demek, insan demek. Evet, fırsatçıların önünü kesmeye yönelik bir adım. Güzel, tamam. Madem denetleyemiyorum, genel tebliğiyle önüne geçelim denmiş. Ama denetleyemediğiniz için bu tarz işletmeciler, yani fırsatçılar %10, yani olması gereken orana çıkardıkları zaman sizce ne olacak? Yine ürün fiyatının üstüne koyacak o farkı, fiyat artacak. Belki de böyle 3 çeşit vergi olmamalı. İlla vergi kaçırmak için bir yol bulunuyor çünkü. Tabii bundan daha büyük bir adım o büyük büyük şirketlere, holdinglere yapılan vergi aflarından vazgeçilmesi olurdu mesela. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldırma sözü verdiği mülakat zulmü bu kez emniyette gündeme geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevde yükselme sınavında yazılıdan yüksek puan alan personelin mülakatta düşük puanlarla elendiği anlaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir görevde yükselme sınavı yapılıyor. 98.75 almış birinci olan kişi. Mülakatta elenmiş. 98,72 puanla yazılı sınava girenler arasında birinci olan bir emniyet personeli. Mülakat puanı 64, elendi. Emniyette görevde yükselme sınavında 85 puan ve üstü alan onlarca kişi mülakattan geçemedi. Nereden referans getireceklerdi? AK Parti'den mi getireceklerdi? Ne yani, sadece sizin partinize mi olacaklardı? Görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Cumhurbaşkanının seçim vaadiydi mülakatın kaldırılması ama mülakat yapmayan kurum yok. Adalet Bakanlığı görevde yükselme mülakatında torpili Now Haber kamerası görüntülemişti. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil yazışmaları yaptığı görevde yükselme sınavının sonuçları açıklandı. Yazılı sınavda 90 üzeri puan alanların mülakatta elendiği ortaya çıktı. Bakan Yardımcısı Can'ın torpil listesinde yer alan isimler yükseldi. Mülakatta torpil tartışmasının adresi bu kez İçişleri Bakanlığı. Bakın, bana bugün gelen bir mail diyor ki Türkiye çapında yazılı sınavda derece yapmış 120 emniyet mensubu mülakatta elenmiş diyor. Muhalefet birkaç gün önce mecliste gündeme getirmişti. Emniyette görevde yükselme sınavında en yüksek puanı alanların mülakatta düşük puanlarla elendiğinin belgesini Büro Memursen paylaştı. Yazılı sınavda 98,72 puanlı birinci olan kişinin mülakat puanı 64, 98,72 ile ikinci olanın mülakat puanı 55,
yazılı sınavda 85 ve üzeri alan ama mülakat puanı ile elenen onlarca kişi. Bu iktidar mülakat eliyle devleti ele geçirmesi çalışması yapıyorlar. Vatandaşlara diyorlar ki ancak benim partime üye olanlar devlet dairelerinde yer bulabilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatın kaldırılmasına ilişkin seçim vaadi hakkında böyle bir söz verdiysem bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz demişti. Ama değişen bir şey yok. Emniyette görevde yükselme sınavında yüksek puanlı personelin mülakatta neden elendiğine ilişkin bir açıklamada. Adalet Bakanlığı Emniyet'in ardından bir izleyicimizin uyarısı var Hatice Hanım. Belli değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da görevde yükselme sınavı olmasına rağmen yazılı sınavı kazananlar mülakatta elenerek sınavsız yüzlerce şef şube müdürü oldu diyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Belgin Hanım, kamuda tasarrufa son diyemediler. Çünkü sınırsız bir lüks ve çılgınca harcamaya o kadar alışmışlar ki diyor. Ve Serkan Bey, şunu anlamıyorum, gereksiz harcamaları azaltacağız ne demek? Gereksiz onu kesersin, azaltmak ne demek belli değil demiş. Sevgili seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şampiyon melekler için hukuk mücadelesini sürdürüyor. İsyas Otel'de yaşamını yitiren 72 can için dün yine adalet arayışı vardı. Duruşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de katıldı. Hak arama mücadelesinde yalnız bırakıldıklarını söyleyen Adıyamanlılar da hem destek olmak hem de örnek almak için Kıbrıslı ailelerin yanındaydı. Meleklere verilmiş sözümüz var. Kazanamayacaklar. Çocuklarımızı, sevdiklerimizi öldürdüler. Orada bir cinayet işlendi. Bunun cezasını çekecekler. 6 Şubat depremlerinin sembol davalarından biri Adıyaman'daki İsyas Otel davası. 14 aydan uzun süredir adalet bekliyor 72 canın ailesi. Dava bir kez daha ertelendi. Adliye çıkışında acı, gözyaşı, bir o kadar da kararlılık vardı. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu davadan emsal kararı çıkaracağız. Bizi yıpratamazlar, bizi yıldıramazlar. Biz yine burada olacağız. Yine davamızın peşinde olacağız. Kahramanmaraş merkezli depremlerde sadece 17 saniye içinde yıkıldı Adıyaman'daki İsyas Otel. 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ailelere destek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve milletvekilleri de oradaydı. Başbakan Üstel ailelerle birlikte basın açıklaması da yaptı. Duruşma salonunda sanık avukatlarıyla birebir diyaloğa da girdi. Dava Kıbrıs'ın davasıdır vurgusu yaptı. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davasıdır. Onların acıları hepimizin acılarıdır. Biz çocuklarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Bir başbakan burada kaybedilen canlar için Adıyaman'a gelmiş. Biz de gerçekten o zaman yanımızda olmalarını isterdik. Bizimle beraber olmalarını isterdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en üst düzey yetkilisine kadar sahip çıktığı dava Adıyamanlı'ya da örnek oldu. Başka binalarda kaybettikleri yakınları için adalet arayan depremzedeler de İSİAS davasına destek için adliyedeydi. 24 yaşındaki kızını kollarında kaybeden Gülveren Kaçar da onlardan biriydi. Çok duygulandım. Burada gerçekten bir bağlılık var. Bizler dava bile açamadık. Biz bir valinin kapısını çalamıyoruz. Bir belediye başkanının kapısını çalamıyoruz. Bir gün olsun bizi kimse dinlemedi. Kızının gözleri önünde yaşamdan nasıl kopup gittiği hiç unutulmasın diye yaşadıkları acıyı bir kitapta anlattı Gülveren Kaçar. Adına da Unutulmuş Ruhlar Ülkesi dedi. 3 gün boyunca benim çocuğumun bütün vücudu dışarıdaydı. Sadece bir ayağını çekemedik biz. Bir makine olsaydı veya 3-5 kurtarma ekibi olsaydı benim kızım yaşıyor olacaktı. Ben ömür boyunca kızımın anne beni kurtar demesini nasıl unutabilirim? Bunu bana kim unutturacak? 6 Şubat depreminde hepimizi gömdüler. İSİAS davası yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanması kararıyla 12 Haziran'a ertelendi. Adalet bulacak yerini. Adalet olmayan bu şehirde adalet sarayı kurmuşlar. Adalet annelerin yüreğinde. Susmayın. Tüm dünya, sıra size tüm dünya bizi ayakta alkışlayacak. Canımızı bırakıp gidiyoruz buradan. Çok zor bizim için. O kadar koştuk, çalıştık. Çok zor. Allah düşmanımı evlat acısıyla sınamasın.
Antalya'daki teleferik kazasında hukuki süreç devam ederken o kabinlerin birinden kurtarılan Cezmi Türk Yılmaz'ın kazadan 11 dakika önce yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. Makine teknisini Türk Yılmaz makaralardaki sorunu fark ettiğini, iki kere telefonla aramasına rağmen uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi. Çinek tepede mahsur kaldık. Yukarıda kablonun yandığını gördük ama biz inemedik. Ben bunları makine teknisyeni olarak direğin üzerindeki makaraların dönmediğini gördüğümde bunu fark ettim. Tehlike doğuracağını ve kazaya sebebiyet vereceğini bildiğim için direkt görevlileri aradım, uyardım ama benim uyarıma kimse aldırış etmedi ve kaza yaşandı. Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında kabinlerin içinde olan yolculardandı Cezmi Türk Yılmaz. Makine teknisyeni halatlardaki arızayı fark etti. Kabin içinde bulunan acil ihbar hattında tam iki kere aradı. Ancak iddiasına göre uyarıları dikkate alınmadı. Benim aradığımdan 11 dakika sonra o kaza meydana geldi. Ramazan bayramının son günü Antalya Tünektepe teleferik hattında devrilen direk kabinlerden birini parçaladı. O kabindekiler metrelerce yükseklikten yere düştü. Bir kişi can verdi. Nasıl oldu, bir anlatır mısın? Birden düştü mü? Birden yere düştü. Aşağı tırmandı. Teleferiklerde mahsur kalan 174 kişiden biri de makine teknisyeni Cezmi Türk Yılmaz'dı. Üniversite okuyan kızını ziyaret için gitmişti Antalya'ya. Bayramda ailece teleferik deneyimi yaşamak istemişlerdi. Biner binmez gözü halatlara takıldı. Makaralardaki sorunu fark etti. Kafayı kaldırdığımda bir baktım ki direğin üzerinde makaralar kilitlemiş, dönmüyor. Hemen kabindeki irtibat numarasını alarak görevlileri aradım. Teleferiği durdurmalarını söyledim. Ölüme ve kazaya sebebiyet vermemek için onlara dedim ki direğin üzerindeki makaralar dönmüyor. Taşıyıcı çelik halat oradan geçtikçe kıvılcım ve ateş çıkarıyor, duman çıkıyor. Tehlikeye karşı uyardı ve endişeyle bekledi Türk Yılmaz. 5 dakika sonra teleferik durmayınca acil ihbar hattını bir kez daha aradı. Dedim sakın yolcu almayın, teleferiği hemen durdurun. 3-4 dakika sonra bir 20-25 saniye gibi duraksadı, tekrar start aldı. Cezmi Türk Yılmaz'ın bahsettiği 25 saniyelik duraksama bu görüntülerle de dava dosyasına girmişti. Görevlileri uyaran sadece o değildi, başka yolcular da fark etmişti aksaklığı. Kontrol odasına kadar giderek istasyon görevlilerine haber vermişlerdi. Operatör sistemi kapatmış, sadece 25 saniye sonra yeniden çalıştırmıştı. Belki bu son videomuz olabilir. Bu son videomuz olabilir. Durdu, elektrikler gitti. Havada asılı kaldık. Operatör düğmeye bastıktan 2 dakika sonra meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. 174 kişi 23 saat süren operasyonla kurtarıldı. Teleferik kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Önlem alıp stopa bassalar ölmeye sebebiyet vermeyecekler. İstanbul Esenyurt'ta yüzlerce kişi 14 yıldır dairelerine ulaşmak için mücadele veriyor ancak seslerini duyan yok. Yetkililere ulaşmaya çalışıyorlar ancak kapı duvar. Tüm birikimlerini bir ev sahibi olabilmek için harcayan ancak buna karşın yıllardır kira ödemek zorunda kalanlar dairemizi istiyoruz diye isyan etti. Ben üzüntümden kanser hastası oldum. 5 sene önce karımı kaybettim. Bu zaman zarfında burada bir sürü arkadaşımız, komşumuz vefat etti. İnsanlar sağlıklarından oldular. Bence biz bunları hiçbirisine hak etmedik. Banka kredisine girdik, borçlandık. Yani çocuklarımız okuyordu tabii. Bayağı sıkıntılar çektik. Kimi bankadan kredi çekti, kimi elinde avucunda ne varsa tüm birikimini bir daire sahibi olabilmek için kullandı. İstanbul Esenyurt'taki site inşaatında proje satın alanlar 14 yıldır dairelerine kavuşamadı. Emekli olmuştum 30 yıl. Ben dağda taşta görev yaptım. Biriktirdiğim 3-5 kuruşla çocuklarımın da katkısı ile biz buraya aldık ve parasını da peşin ödediğimiz halde hala daha evlerimize kavuşmamışız. Evimizi istiyoruz ama veren yok ki. Her zaman bizi dolandırıyorlar yani. Bir ay sonra, beş ay sonra, bir sene sonra böyle 14 yılı tamamladık. Esenyurt'ta 2010 yılında temeli atıldı dairelerin, reklamları yapıldı, satışları başladı. 7 yıl sonra hala tamamlanmayan projeyi başka bir şirket devraldı. Evlerini teslim alamayanlar bir de yeni şirkete 50 bin lira fark ödediler, bir umut. Korkudan götürdük 50 bin liraları, yatırdık.
tapumuzu aldık. Devrilirken de firmayı iflas ertelemeden kurtarmak için bizden fark talep ettiler. Yeni şirkette inşaatı tamamlayamadı. 8 bloktan sadece ikisindeki daireler teslim edildi. Ama onlarda da sorunlar sürüyor iddiaya göre. Site yönetiminin aldığı aidatlar, elektrik parası, su parası çok yüksek miktardadır. Ve bunu ödemedikleri zaman oturanların da elektrikleri, sularını yönetim kesmektedir. Ben mesela kabul etmedim, reddettim ödemeyi. Şu anda benim suyum ve elektriğim kesik. Yeni evlenmiştik. Takımızı ve bütün birikimimizi yatırdık burada. Peşin olarak bir daire alalım dedik. Şu anda ortaokula giden iki tane çocuğum var. 14 yaşında olan oğlum şu an 28 yaşında. 4 yaşındaki çocuğumla ben daha önce de bir eyleme katılmıştık. Şimdi o da 18 yaşında. 14 yıldır evlerini teslim alamadıkları gibi bir muhatap da bulamayan daire sahipleri seslerinin duyulmasını istiyor. Bu insanlar burada niçin toplanmışlar? Bunların bir derdi var mı? Ne anlatıyorlar? Zamanında teslim edilmeyen evlerimizin yasal faizi ile kira bedellerini kesinlikle bize ödesinler. Profesörlere muayene olmak isteyen hastalar özel hastanelere ya da üniversite hastanelerine gittiklerinde daha yüksek ücret ödüyorlar. Ancak bu durumun bazı hastaneler tarafından suistimal edildiği ortaya çıktı. Hastanelerin yüksek ücret alabilmek için doktorlarını internet sitelerinde profesör olarak tanıttıkları anlaşıldı. Profesör diye gidiyorsun ama profesör değil. Ücret daha mı yüksek oluyor? Tabii daha yüksek oluyor. Profesörler bugün dünyanın parasını alıyorlar ama yapacak bir şey yok. Bir kandırmacadır gidiyor yani. Sürekli sağlığı özel tarafa doğru yönlendirmeye çalışırsanız bu tür eğilimlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu ne doğru ne haklı bir durum. İnternet sitelerinde çok var prof olarak görüyoruz ama neticede uzman olarak çıkıyor. İstanbul'da üniversitede doçent ve henüz profesörlüğe atanmamış bir doktor hem sosyal medyadan hem de çalıştığı özel hastanenin internet sayfasında profesör unvanını kullandı. Kayseri'de ise bir başka doktor üniversitede 2 yıllık yasal süresi dolmadan özel hastanede profesör olarak gösterildi. Daha fazla para kazanmak için bazı özel hastanelerin izlediği bu yöntem CİMER'e yapılan şikayetler de ortaya çıktı. Hastaya gelen yanıtta sehven denildi ama şikayetler sürüyor. Tepeden inme atamalar yapılıyor. Hal böyleyken bir akademik hizmeti tutup hani hekimlik hizmetinde böylesine kullanmak tabii ki ne etik ne de yasal olabilir diye düşünüyorum. Durum her yolla çıkmaza doğru itiliyor adeta. Prof değilsin ama prof ücreti alıyorsun. Bu hakka girmek değil mi yani? İnsanları sömürüyorlar. İddiaya göre doktorlarını profesör diye gösteren hastaneler hastadan 5 kata kadar daha fazla ücret talep ediyor. Tedavi olmak, sağlığına kavuşmak için her yolu deneyen hasta ister istemez bu ücreti ödüyor. Alamıyoruz randevu ne göze ne de dişe. Özellere zaten gidemiyoruz. Benim yeğenim doğum yaptı, bebeği var. Özürlü de demeyelim de yani o da dünyanın fahiş fiyatı. Doktora götürüyorlar çocuğu. Özel geliyoruz. Burada da ki, affedersin yani insan olarak, millet olarak kazıklandığımızı hissediyoruz yani ama bir şey yapamıyoruz. Hasta devlet hastanesine gitse randevu alamıyor, özel hastaneye gitse fahiş ücret farkıyla karşı karşıya kalıyor. Hele bir de profesöre muayene olduğunda ödeyeceği ücret katlanıyor. Bu haksızlık yani. Devlet buna bir çare bulması lazım yani. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakıt yüklü bir tanker sabahın ilk ışıklarında kontrolden çıktı, karşı şeride geçti, devrildi. İçindeki benzin de etrafa saçıldı. Kazanın meydana geldiği yerde patlama riskine karşı evler de boşaltıldı. Akaryakıt yüklü tanker kontrolden çıktı, çevredeki araçlara çarptı, devrilerek durdu. Tankerdeki benzin yola aktı, patlama riski ortaya çıktı. Çevredeki evler boşaltıldı. Hepsini ezmiş arabaları, apartmanların tehlikesi var mı? Patlamaya karşı tehlikesi var mı? Sol şeride yanışıp bir anda fren yapıp karşı şeride geçme sebebiyle 150 metre kadar sürüklenme meydana geldi. Tırın o şekilde karşı şeride gelme sebebiyle ben panik deyip içeriye kaçtım ve patlayacağını düşündüm.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gün ağarmaya başlarken seyir halindeki tanker kontrolden çıktı. Refüji aşıp karşı şeride geçti, üst geçtin merdivenlerine çarptı. İddiaya göre 30 ton benzin vardı tankerde. Yakıt yola akmaya başladı. Patlama riski ortaya çıkınca bölgede yaşayanlar evlerinden tahliye edildi. Güvenlik tedbirleri alındı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Hadi yolu boşaltalım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz değil mi? Önlemini almışlar patlama anlamında. 4 tane araç hasarlı, üst geçitte zarar geldi. Onun dışında şoförün durumu iyi, burnu dahil kanamamış. Çok şükür mal kaybı oldu, can kaybı olmadı. TÜPRAŞ'tan uzmanlar, itfaiye ve AFAD ekipleri hem devrilen tankerdeki yakıtı boşaltmaya hem de çevrede yayılan yakıtı temizlemeye başladılar. Tanker tamamen boşaltıldıktan sonra devrilen araç yoldan kaldırıldı. D-130 karayolu kazadan yaklaşık 10 saat sonra trafiğe açıldı. 21 yaşındaki Büşra Kayadibi, Türkiye Halter Şampiyonası'nda 55 kilo kadınlarda üçüncülük kazandı. Büşra henüz 14 ay önce Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinde enkaz altında kalmıştı. İşte Büşra'nın enkazdan şampiyonluk kürsüsüne ulaşan öyküsü. Depremde Nur Dağı'nda ablamın evindeydim. 3 gün enkazda kaldık ablamlarla beraber. 3 gün enkazda kaldı. Hayata sporla tutundu. 21 yaşındaki genç halterci depremden 1 yıl sonra memleketine ödüllerle döndü. 2016 yılında başlamıştım haltere. Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliğim, Yıldızlar'da yine aynı şekilde madalyam, Gençler'de yine aynı şekilde madalyalarım var. Büşra Kayadibi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün halter takımında 6 Şubat depremlerine Nurdağ ilçesinde ablasının evinde yakalandı. 3 gün enkaz altında yardım bekledi. Kurtarıldı. Uzun bir tedavi sürecinden geçti. Tam olarak atlatabilmiş sayılır mıyız? Yani bu atlatılabilir bir şey mi onu da bilmiyorum. Burada her yer yakıp çökük. Ablamın uzuv kayıpları oldu. Sol kol, sol bacak. Kolu tamamen omuzdan, bacak dizin biraz altından, şu an toparlanma aşamasında. Hala onunla ilgileniyoruz. Yani tam olarak hayat normale geçmiş sayılamaz bizim için. 2016'da haltere başlayan Kayadibi, deprem felaketinin ardından sağlığı nedeniyle bir süre spora ara vermek zorunda kaldı. Ancak yeniden azimle çalışmaya başladı yeni şampiyonluklar için. Haftada 5 gün antrenman yapıyor. Türkiye Halter Şampiyonası'nda da 55 kiloda üçüncülük aldı. Memleketi Gaziantep'e başarıyla döndü. Hedefim ileride bir dünya şampiyonasına, Avrupa şampiyonasına gidip oralarda İstiklal Marşımızı okutabilmek. Büşra Kayadibi, tebrikler, alkışlıyoruz. Bir tebrik de milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'na, çünkü o tarih yazmaya devam ediyor. Çakıroğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda final mücadelesine çıktı. Rus rakibine ringi dar eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu altın madalyayı kazandı ve üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri polisinin siyahi bir şüpheliyi gözaltına alma girişimi ölümle sonuçlandı. Elleri kelepçeli adam polisin boynuna bastırması nedeniyle nefessiz kaldı. Birçok kez nefes alamadığını söyleyen şüpheli polisin kayıtsız kalması nedeniyle hayatını kaybetti. Defalarca beni öldürecekler dedi, yardım istedi. Polisin diziyle boynuna bastırdığı siyahi adamın son sözleri nefes alamıyorum oldu. Amerika 2. George Floyd vakasını konuştu. Ülkeyi sarsan olayın adresi Ohio eyaleti. Frank Tyson aracıyla kaza yaptıktan sonra yola yakın bir lokantaya girdi. Tyson'ın olduğu yeri öğrenen polis onu gözaltına almak için lokantaya gitti. Polisi karşısında gören şüpheli korktu. Kendisini öldüreceklerini söyledi, şerifi çağırın dedi. Siyahi adam gözaltına almak isteyen polislere karşı koymaya çalıştı. Polisler 53 yaşındaki adamı yere yatırdı. Bir polis boynuna bastırırken diğeri ters kelepçe yaptı. Calm down. Calm down.
Bu sırada Tyson nefes alamadığını söyledi, hem de birçok kez. Bunlar siyahi adamın son sözleriydi. Kısa süre sonra hareketsizleşti, nefesi kesildi. Polisler durumu geç fark etti. Kelepçeyi çıkarıp kalp masajı yaptılar ama fayda etmedi. Frank Tyson 4 yıl önce polisin boynuna uyguladığı baskıyla nefessiz kalan George Floyd gibi canından oldu. (gülüyor) 18 Nisan'da meydana gelen olayın ardından iki polis açığa alındı. Haklarında soruşturma başlatıldı. Artık tatillerde yeni moda minik tekerlekli evler ve tabii karavanlar. Bu yeni tarz konaklamaya deprem ve pandemi ile birlikte talep arttı. Yaklaşan yaz tatiliyle birlikte İstanbul'un çeşitli semtlerinde düzenlenen fuarlarda tüketiciye seçenekler sunuluyor. Merhaba. Sen de mi geziyorsun karavanla? İsmi ne? Liza. İçi geniş, 3 kişi uyuyabiliyor. Böyle çok eğlenceli gerçekten. Mini karavan. Mini karavan, evet. Yani özellikle tercih edilen modellerden. Marmaris Söğütköy'de bir tarlam var, arsam var. Orası için bakıyorum. Artan konut fiyatları, şehirden uzaklaşma ihtiyacı tekerlekli minik evlere talebi de arttırdı. Salonu, mutfağı, yatak odası, banyosuyla ev konforunda townhouse'lar. 7-12 metrekarelik minik evlerin fiyatları 1 milyon liradan başlıyor. İmar gerektirmiyorlar. İmarsız arazilerinize bunu kondurabiliyorsunuz. Fiyat aralığı da bir ev almaktan çok daha uyguna geliyor. Yürüyen ev aslında bunlar. Çekici vasıtasıyla arkanıza bağlayıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Türkiye'de yeni bir ürün. Zırh kaplama olarak kabul edildi. Çizilmeyen, ultraviyoleden etkilenmeyen, zor şartlar için üretilen bir ürün. Ne kadar fiyatı? 2 milyon lira. Dışa açılan mutfağımız var. 85 litre su tankımız mevcut. Güneş enerjimiz var, TNT'miz var. Bunun içerisinde hem duş alabiliyorsunuz hem soyunabiliyorsunuz. İstanbul Yenikapı'daki townhouse'lar görücüye çıktı. Koz Yatağı'nda ise karavan etkinliği düzenlendi. En çok ilgiyi 350 bin liraya satılan mini karavan gördü. Nerelere gitmek istersin? Ben denize böyle bilmem böyle tur falan yapıyorsak böyle ülke ülke oralara gitmek iyi olur. Sizden önce kızınız girdi. Evet, o daha meraklı benden. Otel fiyatları çok uçunca biz de karavanlara yöneldik. Güzel mi bu karavan? Evet. Nereye gitmek istersin? Denize girmek isterim. Kumla oynamak isterim. Parka gitmek isterim. Ataşehir Karavan Etkinlik Alanı'ndaki fiyatı en uygun karavanın içindeyiz. Mutfağı, tuvaleti ve iki kişilik yatağıyla bu karavan her türlü konfora sahip. Başlangıç fiyatımız 195 bin TL. Frenli sistem oluyor. Ocak, evye, sineklikler, güneşlikler, dış duş. Sefamız oturma grubudur. Ayrıyetten de yatak olabiliyor. Bizim de çok hoşumuza gitti. 2-3 kişilik bir aile için gayet yeterli gözüküyor. Karavanların yıldızı olarak niteliyoruz biz aracımızı. Ford'un en pahalı karavanı. 5 milyon 250 bin lira. Masamız aşağı iniyor ve burada 2 tane çocuk veya yetişkin de yatabilir. Şurada bir ocağımız ve şurada bir musluğumuz, evyemiz var. 750 kilo altı bakıyoruz bir tane. Yakın çevrede de böyle Marmara etrafında. Hafta sonları kaçabilmek için işte oğlumuzla beraber. Biz doğayı çok seviyoruz, kampa çok gidiyoruz. Bundan kaynaklı artık bir karavanla mı yapsak bu turları dedik. O yüzden şimdi bakıyoruz. Doğa sevenleri bir araya getiren Ataşehir'deki karavan etkinliği 28 Nisan pazar akşamına kadar sürecek. Taşeronla işçilerden mesajlar, o kadar haklılar ki, müdürlerine 1 milyon 400 bin maaş verenler taşerona gelince kaynak yok diyorlar. 1 milyon 400 bin TL bu nasıl bir para be abi, belli değil demiş. Herhalde parayı çekmeye her ay tırla geliyorlardır demiş belli değil etiketine. Efendim, kasırga ve hortum Amerika'da 6 eyalete korku dolu anlar yaşattı. Hortumda yüzlerce ev yıkıldı, araçlar ters döndü. Tornado northeast Lincoln, Nebraska. Time is 2:54. Dev hortumlar ardı ardına ortaya çıktı, sirenler çaldı, can derdine düşen halk sığınaklara koştu. Felaket filmlerinden bir sahneyi andıran görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hortumlar sırasında kaydedildi.
Kasırga ve hortumlar ülkenin merkezindeki 6 eyalette etkili oldu. Eyaletlerin farklı bölgelerinde oluşan hortumlar hızla ilerlerken kilometrelerce öteden görüldü. This is a strong one too. That is not good. That is not good at all. Devasa hortumların güzergahındaki yerleşim yerlerinde uyarı sirenleri çaldı. Halk büyük panik yaşadı. Felakette yüzlerce ev yerle bir oldu. Bir yük treni hortumda raydan çıktı, vagonları devrildi. Kasırga ve hortumlar sırasında çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Elektrik direkleri yıkıldı, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Hortumların uçurduğu enkaz parçaları da büyük tehlike yarattı. En az 10 kişi yaralandı, mucize eseri ölen olmadı. Şimdi ara zamanı. Efendim, Now hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Now'da yayın dizimiz Korkma Ben Yanındayım'ın final bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.